Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Şahımız Pirimiz adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Sözleri yazarken yine İsa Ruhullah'ın sözünden esinlendim. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirin. Manevi babamdan isteyeceğim, o da size başka bir mihmandar gönderecek. Ve o her daim sizinle birlikte olacak. Şimdi bu mihmandar, bu yardımcı kimdir? Bakalım. O sırrı hakikatte rehberlik eden kutsal ruhtur. Yüce Hak'ın kendi ruhudur. Dünya onu kabul edemez çünkü onu göremiyor, tanıyamıyor. Ancak siz ruhu tanıyorsunuz. Çünkü o şu an sizinle yaşıyor ve her dem içinizde olacaktır. Sizi öksüzler gibi yalnız bırakmayacağım. Sizi geri döneceğim. Pek yakında dünya artık beni göremeyecek ama siz beni göreceksiniz ve ben yaşadığımdan dolayı siz de yaşayacaksınız. Dirileceğim gün gelip çattığında anlayacaksınız ki manevi babamdayım. Siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Buyruklarımı kabul edip onları yerine getiren canlar beni seven canlardır. Beni sevdikleri için manevi babam da onları sevecek. Ben de onları seveceğim ve kendimi onlara göstereceğim. Yahuda, İskariot değil, aynı adı taşıyan diğer talip, İsa'ya, sultanımız neden kendini dünya aleme değil de sadece bize göstereceksin diye sordu. İsa'nın cevabı şöyleydi. Beni seven her can sözlerime itaat edecek. Manevi babam da o canları sevecek. Babam ve ben gelip o canların her birinin hayatını mesken tutarız. Mesken tutarız diyor hayatımızı. Beni sevmeyenler ise sözlerime itaat etmeyecek. Ve unutmayın, benden duyduğunuz bu sözler benim kendi sözlerim değil. Bu dediklerim beni gönderen manevi babamdan geliyor. Bunları size şimdiden ben daha aranızdayken söylüyorum. Ama manevi babam benim adıma size mihmandar, yani kutsal ruhu gönderince size her şeyi öğretecek. Sizinleyken söylemiş olduğum her şeyi size hatırlatacak. Evet, ve bu sözlerden esin aldım, deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Paylaşayım. Şahımız pirimiz, seni severiz. Sen de bizi sevdin, Hak'tan istedin. İtaat ederiz emirlerine. Sen kutsal ruhunu bize gönderin. İtaat ederiz emirlerine. Sen kutsal ruhunu bize gönderin. Kutsal ruhun bizi asla terk etmez. Dünya onu asla kabul edemez. Çünkü onu aramaz ve tanımaz. Sen kutsal ruhunu bize gönderdin. Çünkü onu aramaz ve tanımaz. Sen kutsal ruhunu bize gönderdin. Biz
biz onu tanırız, kabul eyleriz. Çünkü içimizde yaşar duyarız. İçimize işle ve hisseyleriz. Sen kutsal ruhunu bize gönderdin. İçimize işler ve hisseyleriz. Sen kutsal ruhunu bize gönderdin. Haktasın biz sende, sende bizdesin. Kutsal ruhun ile içimizdesin. Kervanım her daim aramızdasın. Sen kutsal ruhunu bize gönderdin. Kervanım her daim aramızdasın. Sen kutsal ruhunu bize gönderdin. Evet, ne güzel bir müjde değil mi? Derin manalı sözler, sırrı hakikat. Yüce Hak kendi ruhunu bize gönderdi. Mihmandar olsun. Biz mihmanız. O mihmandar yardım ediyor, rehberlik eder. Sırrı hakikat yolunda bize rehber oluyor. Ne güzel bir şey, ne mutlu bize. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin. Abone olun, yorum yazın. Başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın. Hoşça kalın.